Bir televizyon programıydı galiba. Müge Anlı. Bir ara indirmiştim, geri kaldırdım. Uygulamayı indirdim, teşekkür ederim. Polisler seminer vermişti, oradan duydum, yüklettiler hatta açayım. Biliyorum, daha önce okulumuza Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polisler geldi ve bize bilgilendirme yaptılar. Evet, duymuştum. Müge Anlı'dan duymuştum sanırım. Evet, mesaj geldi telefonuma. Hayır, yüklü değil, yükleyelim. Çok teşekkür ederim. Okulumuza Emniyet bir konferans düzenledi. Ben de o konferansa katıldım ve uygulamayı indirmemizi söylediler. Ben de ardından indirdim. Evet, duydum. Televizyon programından gördüm. Müge Anlı olması gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu, memurların geldiği bir seminerde duydum. Uygulamamızı yüklettiler bize. Müge Anlı'yı da duydum. Çok da iyi bir uygulama. Evet, şimdi indirdim sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Merhabalar, Isparta Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Başkomiser Yasemin Polat ben. Dilerseniz KADES uygulaması nedir? Öncelikle buna bir bakalım. KADES, Kadın Acil Destek Uygulamasıdır. 2018 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzce geliştirilmiş ödüllü bir uygulamadır. 11 dilde kullanıma mevcuttur. Apple Store ve Play Store gibi uygulama marketlerinden telefonlarımıza indirerek uygulamayı kullanabiliriz. Akıllı telefonlarımıza KADES uygulamamızı yükledikten sonra mutlaka telefonumuzun internet kullanımının ve konum uygulamasının açık olması gerekiyor. Telefonumuza uygulamayı yükledikten sonra TC kimlik numarası, ad, soyad ve telefon numaramızı girmemiz gerekli. Bu girişleri yaptıktan sonra bizlere bir doğrulama kodu gelecek. Doğrulama kodunun da veri girişini yaptıktan sonra uygulamamız aktif hale gelecek. Bir yardıma ihtiyaç duyduğumuzda kadınlar olarak uygulamada bulunan yardım iste butonuna tıkladığımızda bize en yakın konumdaki resmi ekibimiz yardıma gelecektir. Ben de bir hemcinsiniz olarak bütün kadınlarımızı bu uygulamayı yüklemeye davet ediyorum. Unutmayın ki bir tuşla bütün kadınlarımızı hayata bağlıyoruz.